Sevgili Akballar, herkese merhaba. Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi Matematik Ders videolarına hoş geldiniz. Bu videomuz bir tek uygulama ile ilgili olacak. Toplamla ilgili güzel bir uygulama yapmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 1 bölü 3 üzeri eksi 100 artı 1, 1 bölü 3 üzeri eksi 99 artı 1 şeklinde giden bir toplamımız var. Değişkene baktığımız zaman 3'ün üzerindeki kuvvetin eksi 100'den artı 100'e kadar birer birer artarak değiştiğini görmekteyiz. İsterseniz öncelikle biz bu ifadeyi toplam sembolüyle göstermeye çalışalım. Toplam sembolüyle bu ifadeyi nasıl yazabiliriz diye düşündüğümüzde toplam sembolü, çünkü aradaki her bir işaret artı olduğu için toplam sembolüyle ifade ediyoruz. Değişken yerine eksi 100'den itibaren değer verilmiş. Kaça kadar değer verilmiş? Artı 100'e kadar. O zaman biz bu ifadeyi değişkeninde 3 üzeri k diye yazarsak, 3 üzeri k artı 1 olarak bu şekilde düzenleriz. K yerine eksi 100 verdiğimiz zaman, sonra eksi 99, sonra eksi 98, sonra eksi 97, bu şekilde 0 verebiliriz. Sonra artı 90 şey artı 1'den itibaren 100'e kadar değer verebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz istersek bu toplam sembolüyle bu yapıyı şöyle de organize edebiliriz. K eşittir eksi 100'den işte eksi 1'e kadar 1 bölü 3 üzeri K artı 1. Sonra bunu K eşittir 0'dan işte 0'a kadar 1 bölü 3 üzeri K artı 1. Sonra da arkadaşlar, en son olarak da bu toplama, toplam k eşittir 1'den 100'e kadar 1 bölü 3 üzeri k artı 1 olarak yazabiliriz. Yani eksi 1'e kadar bu değerleri veriyor. Sonra 0'da bir değer veriyor. Sonra, çünkü buradaki yapıyla buradaki yapının arasında bir simetri arıyoruz. Yani bu yapılara dikkatle baktığımızda k'ya eksi 100 vermişiz, k'ya artı 100 vermişiz, k'ya ilk değer 1 vermişiz, burada da son değer eksi 1 vermişiz. Acaba bunların arasında bir görünen bir ilişki, sonucu etkileyen bir ilişki var mı diye düşünüyoruz. O nedenle biz örneğin 1 bölü eksi şey 1 bölü 3 üzeri eksi 100 artı 1 ile bunun simetrisi olan 1 bölü 3 üzeri 100 artı 1 acaba nasıl bir işleme tabi tutulur ya da sonucu ne olur diye düşünelim. Buradaki arkadaşlar, 3 üzeri eksi 100'ü biz işte 1 bölü 3 üzeri 100 diye yazar. Payda eşitlediğimiz zaman burası 3 üzeri 100, paydadaki 3 üzeri 100 ters dönecek buraya. İşte 3 üzeri 100 artı 1 olur. Artı 1 bölü 3 üzeri 100 artı 1 olur. Bunu topladığımız zaman garip bir şekilde, bakın, payda 3 üzeri 100 artı 1, payda 3 üzeri 100 artı 1. O zaman bu toplam 1'dir. Acaba bütün simetrik terimlerde böyle midir diye düşünelim. Mesela 1 bölü 3 üzeri eksi 20 artı 1 ile artı 1 bölü 3 üzeri 20 artı 1'e bir bakalım. Gerçekten aynı midir ki? Aynı sonucun çıkması gayet normal olacaktır. 3 üzeri eksi 20'yi biz 1 bölü 3 üzeri 20 diye yazıyoruz. Burayla payda eşitlediğimiz zaman burası arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri 20 bölü 3 üzeri 20 olur. Tabi bu yukarıda da 1 bölü olduğu için ters çevrilecek, iki kesri. 3 üzeri 20 bölü 1 artı 3 üzeri 20 artı 1 bölü 1 artı 3 üzeri 20 olur. Bu iki ifadeyi topladığımız zaman bunun da 1 olduğunu görürüz. O zaman arkadaşlar, şuradaki her bir terimle buradaki her bir terim bize 1 sonucunu verecektir. Yani şunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. K eşittir eksi 100'den artı 100'e kadar 1 bölü 3 üzeri k artı 1 şeklindeki ifadede her negatif ve her pozitif değerin toplamı 1'dir. O zaman burada negatif ve pozitif 100 değerimiz varsa 100 tane birden 100 olur. Ancak bir de aradaki 0 değerini düşünmek lazım. Yani arada k eşittir 0'dan 0'a kadar 1 bölü 3 üzeri k artı 1 ifadesi duruyor. Çünkü bunun simetrisi yok. K yerine 0 verdiğimiz zaman 1 yapar. Burası da 1 bölü 2 olur. O zaman bu işlemin sonucu arkadaşlar, buradan 100 artı 1 bölü 2'den 201 bölü 2 olarak bulunur. Bu soru tümevarım konusunun toplam sembolüyle ilgili sorularında güzel bir uygulama olarak
sizi düşünmeye, işlem yapmaya sevk edecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.